7 yaş ve üzerindeki çocukların daha kolay bir şekilde Arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino joystick modülü ile tanıştıracağım. Joystick modülü bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığımız takdirde bize 0 ile 1023 arasında değer vermektedir. Ve görevi X ve Y eksenindeki hareketi Pino'ya iletmektir. Peki bağlantısını nasıl gerçekleştireceğim? Joystick modülümün üzerinde kırmızı sarı bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerinde kırmızı sarı etiket bulunan 9 numaralı kapı joystick modülüm için uygundur. Bağlantı kablom yardımıyla kapıya bağlantımızı gerçekleştirelim. Joystick bağlantımızı tamamladık. Artık USB kablomla bilgisayar arasındaki bağlantıyı gerçekleştirebilirim. Evet, Pino kartımı kodlamam için Emulog programını açıyorum. Emulog programında yapmam gereken ilk şey uzantılar bölümünden Pino eklentisini aktifleştirmek. Uzantılar, uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazarak Pino eklentisini indiriyorum. Artık robotlar sekmemde Pino ile ilgili kod bloklarını görebilirim. Ardından kartlar bölümünden Arduino'nun seçilimi bunu kontrol ediyorum. Yine uzantılar bölümünden Pino eklentisini indirdiğim için seçili halde. Fakat Arduino ile ilgili bir çalışma yapmayacağım için bu eklentiyi kaldırıyorum. Ve bağlan seri port diyerek programla kartım arasındaki bağlantıyı gerçekleştireceğim. Seri port dediğimde COM6 seçeneği çıkmakta. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı seçenekler çıkabilir. Bu sizi yanıltmasın. Bu durum Pino kartımın bağlı olduğu USB portun adı sizlerde farklı olacaktır zaten. Seçtim. Seri port bağlandı. Artık bağlan bölümünden aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Emulog programı ile Pino kartım arasındaki haberleşmeyi sağlar. Veya Pino kartı daha önceden yüklediğiniz kodları sıfırlamamızı, yani onları silmemizi sağlar. Ardından Pino kartla bir çalışma yaptınız. Bağlantısından ve kodlamasından eminsiniz ve yine de çalışmıyorsa, bir hata alıyorsanız Emulog programı üzerinden bir yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ederiz. Yine projelere başlamadan önce bir kez aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bittikten sonra kapat butonuna tıklıyorum. Ben joystick modülümün X ve Y eksenindeki hareketi Pino'ya ilettiğinden bahsetmiştim. X eksenindeki hareketini önce öğrenelim. Bunun için robotlar sekmesindeki joystick ile ilgili kod bloğumu buluyorum. 9 numaralı kapıya bağlandığını söylemiştik. Zaten seçili bir halde geliyor. Hangi eksende çalışma yapacaksam bu ekseni seçebilirim. Öncelikle X eksenindeki hareketi görelim. Kuklam bana bu değerleri söyleyecek. Görünüm sekmesine geliyorum. Merhaba de kod bloğunu aldım. Artık joystick kod bloğumu içerisine yerleştirebilirim. X eksenindeki hareketi sürekli görmek istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu aldım. Ve bir olaya bağlayıp çalıştırmak istiyorum. Olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Yeşil bayrağı tıkladığım anda şu anda kuklam bana 520'li bir değer vermekte. Şöyle inceleyelim. Joystick modülümün pinleri, yani GND, 5 volt, VRX, VRY ve SW pinleri sol tarafa gelecek şekilde tuttuğumda, sağa doğru hareket ettirdiğimde 1023'e yaklaşan değerleri, sola doğru hareket ettirdiğimde ise sıfıra yaklaşan değerleri görebiliyorum. Aslında joystick'imin orta noktası 520 gibi düşünebiliriz. Sağa çektikçe artan, sola çektikçe azalan bir değere sahip. Fakat şu anda yukarı aşağı hareket ettirsek herhangi bir değişim gözlemleyemeyiz. Sadece x eksenindeki hareket bu. Peki diyelim ki boşluk tuşuyla
Y eksenindeki hareketi görelim. Kodlarımı tekrarlıyorum. Görünüm menüsünden merhaba deyi sürekli tekrarların içerisine yerleştirdim. Joystick modülümün bu kez Y eksenindeki hareketini görmek istiyorum. Boşluk tuşuna basalım. Şu anda 518 değerinde. Joystick'imi yukarı doğru hareket ettiriyorum. Sıfıra yaklaşan değerler. Bıraktığımda 518 değeri. Aşağı hareket ettirdiğimde ise 1023'e yaklaşan değerler almakta. Yine Y eksenindeki hareketi okurken de sağ sola hareket ettirdiğimde bir değişim gözlemleyemem. Joystick modülümün verdiği bu değerlere bağlı olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Eğer okunan değer 300'den daha küçükse ben joystick'i yukarı doğru çekiyorum demektir. Kuklamanın yukarı hareket etmesini. Veya 700'den daha büyük değerlerse ben joystick'i aşağı doğru çekiyorum. Aşağı giden bir kukla hareketini kodlayabilirim. Yine bu koşullara bağlı olarak çeşitli motor veya sensörlerle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.